Bu cami 1496 yılında Sultan II. Beyazıt, yani Sofu Beyazıt döneminde yapılmış bir cami. Bu camiyi yapan Osmanlı Sarayı'nın mutfak katibi Katip Sinan Efendi. Katip Sinan hayırsever bir zat. Bulunduğumuz bölge Gedikpaşa semti de o zaman medreselerin, tekkelerin yoğun olduğu bir bölge. Hayırsever bir zat olduğu için kendi maaşından biriktirdiği kısımla buraya bir cami yaptırıyor. Ve bir vasiyetle bulunuyor. Beni diyor caminin kubbesine gömün diyor. Bunu yazılı kaynaklara geçiyor. Ama tabii halkımız, o zamanki onun cemaat öyle yapmıyorlar. Ona tamam deyip onu geçiştiriyorlar. Ardından onu aşağıdaki hazire kısmına defnediyorlar. Akabinde bir bakıyorlar ki sabahında mezar eşilmiş, tabut aynı kubbeye çıkmış. Yani bu olay 3 kez cereyan ediyor. Kaynaklarda böyle geçiyor. Akabinde halk da ellemiyor artık ve 600 yıldan beri bu tabut bu kubbede duruyor ve dünyada tektir bu. Yani İslam coğrafyasında zaten tektir. Dünyada hiçbir zaman bir caminin ya da bir Müslüman kişinin tabutlu hale böyle bir yere gömülmez. Bazı kaynaklarda bu olay hikayece dolaşmış. Yani tamamen bir rivayetten ibaret. Daha önce de böyle bir şey rastlamadık. 59 senedir bu İstanbul'dayım. Böyle bir şeye rastlamadım. Mübarek zat bu camimin imamıymış. Hani deyime göre. Camiyi kendi maişine yaptırmış. Ve Allah'ın rahmetine kavuştuğu zaman aşağıya defin ediyorlar. Fakat sabahına geliyorlar ki tabut üstte. Ve o şekilde bırakıyorlar böyle. Çok yerler gezdim İstanbul'da, yani tarihi yerler, evliyalar falan, ama böyle bir şey görmedik yani. Hikayesini ben de ilk gördüğüm zaman bayağı bir şaşırdım. Daha sonradan biraz araştırdım. İşte Katip Sinan bildiğim kadarıyla bir padişahın bir katibiymiş, katiplik yapıyormuş. Ve kendi maaşıyla kazandığı kazançla da bu camiyi yaptırmış. Vasiyet etmiş, ben öldüğüm zaman beni caminin bu köşesine gömün diye. İşte o zamanki cemaat de şaşkınlıkla karşılaştırmış bunu. Neyse daha sonrasında gömmüşler işte. Öncelikle yere gömmüşler, normal defin etmişler. Bir sabah namazında cemaat geliyor ki bakıyor ki şeyi yerinde yok. Mezar açılmış, tabut yerinde yok. Bir bakıyor ki caminin bu köşesine gelmiş. Bu sefer hani vasiyetinden dolayı gerçek olduğunu, artık hani böyle bir şey olabileceğini umaraktan tekrardan burada bırakıyorlar o şekilde.